Kur'an'ı açtım. Ne çıktı? Şeytanın Allah'ı sanırım. Kaf suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf. Mesela Kaf. Bu bir şifredir Kaf. Şerefli üstün Kur'an'a and olsun. Allah yemin ediyor. Hayır, onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmez. Bak, uyarıcı gelmesine şaşırır da o kafirler. Bu şaşıracak bir şey dediler. Yani anormal kaçıyor. Bir Mehdi zuhur ediyor. Mesela Peygamberimiz geliyor Mehdi olarak. Şaşıracak bir şey diyor. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden dirilecekmişiz? Bu uzak bir dönüş iddiasıdır diyorlar. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman maddenin varlığından haberleri olmadı anlaşılıyor. Ya usluptan anlaşılıyor. Allah diyor ki bak, doğrusu biz yerin onlardan ne eksilttiğini biliriz diyor Allah. Bak yerin, yer onlardan ne eksilttiğini biliriz. Katımızda bütün bunları saklayıp koruyan bir kitap vardır. Hepsi bir CD gibi bilgi hazinesinin içinde duruyor diyor. Adam bak, haberi yok. Yani bütün bu görüntülerin, algıların oluştuğu bir sistem var diyor Allah, benim elimde diyor. Ve ne, yerin onlardan ne eksilttiğini biliyoruz biz diyor. Biliyorum. Yani kimin öldüğünü, kimin kaldığını, hepsini ben bu sistem içinde biliyorum diyor Allah. Hayır, hak kendine gelince yalanladılar. Şimdi münafıklarda, kafirlerde bu itiraz hep vardır. Sürekli muhaliftirler. Şimdi onlar derin bir sarsıntı içinde bulunuyorlar. Mesela bütün küfürde şu anda derin bir sarsıntı var dünya içerisinde. Derin bir sarsıntı. Bak, üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Kafalarını çalıştırmadıkları için Allah en kolay bakacakları göğe söylüyor. Bak, göğe bakın diyor. Göğe baktığında zaten kafasının içine bakar. Bak, biz onu nasıl bina ettik, onu nasıl süsledik? Gökteki o bütün yapıyı Allah süs olarak belirtiyor. Onun bir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiftten nice bitkiler bitirdik. İman hakikatlerine geçiş yapıyor Allah. Bunları düşünün diyor. Çiçeği, meyveyi, insanları, hayvanları, tomurcuğu, hücreyi, atomu. Bak, bunlardan içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Bak diyor ki, bunlar içten Allah'a yönelen bir kul için, içten ama derin, Allah'a yönelen bir kul için. Bak şimdi önemli bir şey daha söylüyor Allah. Şimdi bir içten, iki hikmetle. Mesela solunlukta hikmet ayrıdır. Çok önemli bir konu hikmetle. Bakan bir, dikkat et, iç göz ve bir zikir. İç göz. Şimdi insanın bir gözü var, bir de iç göz var. Bak, asıl gören iç gözü Allah dikkat çekmiş. Değil mi? Bu gözler ne? Kör. Her insanın gözleri kördür. Gören nedir? İç gözdür. Ama hikmetle bakan için söylüyor Allah. Bütün insanların gözleri kördür. Şeydir o, yani araç, görüntünün meydana gelmesi için sebep olan, yani görüntüyü meydana getiren değil de görüntü sanki ondanmış gibi anlaşılsın diye yapılmış bir araçtır. Bak, görüntü sanki onun yüzünden oluyormuş gibi görünsün diye yapılan bir araç. Kulak da öyle. Sanki onun vesilesiyle duyuyormuşuz imajı vermek için yapılmış bir araçtır kulak. Burun da sanki burunla kokluyormuşuz gibi imaj verilmek için yapılan bir araçtır. Dil de işte sanki onunla tadıyormuşuz gibi bir his vermek için verilmiş bir araçtır. Ne dille tadarız, ne gözle görürüz, ne kulakla işitiriz. İşte Allah diyor, bak iç göz var diyor.
onunla görürsünüz asıl diyor. Gözle görürsünüz demiyor, iç gözle diyor. Siz göz için daha önce teknik olarak bu şekilde mükemmel görünmez bir göz demiştiniz. Kardeşim, alın şeyde koyun satarlar böyle koyun kafası. Gözü de satarlar, gözü satarlar. Çıkartsın, kessin adam, yani jiletle falan herhangi bir şeyden kessin baksana. Bulanık bir jöledir yani çok. Yani onda görüntünün, yani insan gözüyle mesela kadavra getiriyorlar, orada da kesip bakıyor öğrenciler, görürler. Yani akıl almaz kalitesiz bulanık bir jöledir. Ve bol damarlarla dolu içi, bol bol damara. Kardeşim bak onda, işin doğrusunu söylüyorum, görüntü hiçbir şekilde oluşmuyor. Görüntü hiç olmaz, yani sıfır. O yapıdan dolayı, o küre gibi olması, zaten öyle bir odak falan, öyle bir şey hiçbir şekilde olmaz. Yani ne o uyduruma mercek ona müsait, ne de o içindeki sıvı ona müsait. Ayrıca görüntü düştüğü yer, hiçbir sinirin olmadığı ölü bir et parçası. O ışığı elektriğe çeviren sinirler, o et parçasının arkasında. Sırf Allah acizini göstermek için insan yapıyor. Yani bak, görüntünün düştüğü yer ölü, hiçbir şey yok. ışığa hassas olan kısım, o etin, ölü etin arkasında. Alakasız bir yerde. Oradan diyor, ben net görüntüyü böyle üç boyutlu aldım diyor. Yani bunu inanan da inanıyor. Görme merkezine giderken birçok sinyal yolda kayboluyor. Daha sonra diğer hücreler görme merkezine yönlendiriyor bu sinyalleri. Fakat görmede herhangi bir aksaklık olmuyor o gecikmeden kaynaklanan. Kardeşim şimdi işin doğrusu sinyal minyal de yok. Evet. O biyologların söylediği şey, öyle bir şey yok. Gelen akım süper berbat, çok zayıf, bulanık, dağılmış bir akım. Etin içinde öyle düzgün elektrik akımı gitmez. Hiçbir izolasyon yok. Yani kablo izolasyonu yok. Bütün kablolar açık, açıkta. Yani şimdi bakır kablo yapılıyor ama burada biliyorsun o üstü plastikle kaplanıyor. Oradaki kabloların hepsi bakır, öyle düşünün. Çıplak bakır ve yumak halinde. Kimin elektriği kime gidiyor belli değil. Ama bak hiçbirinin elektriği birbirine karışmadığı iddia ediliyor. Zaten teknik olarak her elektrik birbirine karışacak durumda orada. Yani bunların sebep sistemi o kadar çürük ki bilim adamları da anlamazdan geliyorlar. Sordum, istersen sorun. Bilim bunu açıklayamıyor diyor. Ne sorsak bilim bunu açıklayamıyor diyor. Mesela bu izolasyon yok diyoruz. Bu nasıl oluyor elektrik? Her yere dağılması lazım. Evet diyor, biz açıklayamıyoruz diyor. Şu an açıklayamıyor bilim diyor. Peki görüntüyü kim görüyor diyoruz? Bunu bilim hiç açıklayamıyor. Bilimin alanına girmez diyor. Hoppala. Kör adamdan bahsediyorsun sen ya, görmeyen adam. O kısmı bizi ilgilendirmez diyor bak. Beyinde gören kim diyoruz? Yani gözü olmadan gören kim? Onu hiç bilmiyorum diyor yani. Ona hiç. Yani bu tıp kitaplarında yazmaz diyor. Bilimin ilgileneceği bir konu değil bu diyor. Duyan kim diyoruz? Onu da bilemeyiz diyor. Onu da açıklama. Hisseden kim diyoruz? Onu da bilemeyiz diyor. Neyi biliyorsun o zaman? Bir de kasıla kasıla geziyorlar işte biz. İşte bilimle her şeyi çözdük. Çözdüğümüzde bir şey yok. Çok net. Çok açık. Evet. Dinliyorum, evet.